Sönmez bu şafaklarla yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstüne tükenmez olacak o bek milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim dil, o benim milletimin dil ancak. Bugünlerde konuşmak gerçekten çok zor. Özellikle bugün bizi bir arada olmamızı sağlayan, biz birkaç yıldır bu programları yapıyoruz. Değerli İnşaat Mühendisleri Odası var, Başkanı var Ahmet Bey, aynı zamanda bizim çalışma ekibimizden. İsmail Bey var, yıllardır Yebiz'de araştırmacı, gazeteci, yazar arkadaşımız var. Beraber hazırladık. Bu programlar aslında birkaç gün öncesinden başladı, Kocaeli'de başladı. İki gün önce burada bir tatbikat programı vardı, yarın Gölcük'te var. Bir hafta boyunca devam edecek resim sergimiz. Ben özellikle TÜBİTAK MAM'a, Gebze Teknik Üniversitesi'ne verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncılık'ta bir belgesel hazırladı. Biz de bunlara destek verdik. Bana destek veren yönetim kurulu üyelerime, meclislerime teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, deprem bir kader olmamalı. Bu gerçeği yaşadık. Aslında Ağustos ayı tarihe geçmiş Türklerin zafer ayıdır. 26 Ağustos Manazgirt Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ama şunu da unutmamak lazım, 19 yıl önce tarihimize geçen özel bir gün daha var. Bunun farklı bir yönü metropol bir şehirde olmamız ve metropol şehirdeki bütün diğer şehirleri de etkilemesi de. Şimdi biz hep şunu savunuyoruz. Tabii deprem daha güçlü ama biz daha güçlü olabiliriz. Değerli hocalarım biraz sonra anlatacak teknik olarak. Gelişen dünyada ve değişen Türkiye'de artık eskisi gibi değiliz. Sektörel bazda söylemek istiyorum. Teknolojiyi çok iyi kullanan, bilimin üstü olan bir bölgede yaşıyoruz. Bizim Türkiye'ye değil hatta bütün dünyaya örnek olmamız gereken bir bölge. Coğrafi konum olarak gibi. Evet, biliyoruz ki deprem riski var. %42 bildiğim kadarıyla. Bu bölgede bu deprem gerçeğini bilerek yaşıyor. Ama biz betonlaşmayı yaparken ya da bu yaşanabilir kenti, yaşanabilir hale getirirken yaşanmaz hale getirmememiz gerektiğine inananlardan biriyim. Ben özellikle 19 yıl geçti aradan. Bu bölge çok değerlerini kaybetti. Sevdiklerini kaybetti. Canlarını kaybetti. Her şey önce vatandaşlarımızı kaybetti. Ben onları rahmetle anıyorum. Şimdi belirlenen rakamlarda 17 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Burası üretimin ve ticaretin merkezi olan bir yer. Aynı zamanda üretimde de ticarette de çok kayıplarımız, ekonomik olarak da çok kayıplarımız var. Ama hiçbir kayıp can kaybı değil. Hiçbir şey canı geri getiremez. Şimdi bugün tartışabiliriz Marmara depremi. Bugünkü süreçte bana göre bugün için 10 milyar, 11 milyarsa bugünkü değerli herhalde 50 milyar dolarlık da bir ekonomik kayba neden olmuştur diye düşünüyorum. Kısacası depremin hasarları çok ağır oldu. Şimdi bizim ülkemizde aktif deprem kuşakları üzerinde bulunuyor. Özellikle ülkemizin yüz ölçümü %42'sinin birinci derecen deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Peki biz gerekli önlemi alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bunları tartışmak lazım aslında. Biz bu tedbirleri aldıktan sonra ona göre geleceği konuşmak lazım. Şimdi ben bugün sizlere bir sürpriz yaptım. Değerli hocalarıma dışarıda söyledim. O dönemde biliyorsunuz artık ateş arkadaşlar düştüğü yeri değil her yeri yakıyor. Bunu kabul etmek lazım. İnsan olarak dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir mücbir nedenden dolayı bir şey geldiği zaman terör suçu bile olsa hepimizin içi yanıyor. Şimdi o gün 6 aylık olan bugün 19 yaşında olan bir kardeşimizle tanıştıracağım sizi. Yani ne dedik? Depremi unutmamak lazım. Ben ölenleri de rahmetle anıyorum. Bu bölge de çok değerlerini kaybetti. Evet, çok değerli bir milletvekilimizi kaybettik. Bölgenin gelişmesine katkı sağlayan, herkesin abisi olan bir Alaaddin Kurt vardı. Gerçekten. Biz ne yaptık biliyor musun? Sık sık deprem yaşanıyorsa dedik, artık bu hataları ortadan kaldırmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Biz İnşaatçılar Odası, Mimarlar Odası, Makinacılar Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi olarak bir araya geldik. Bir bölgeye
deprem simülasyon merkezi kazandırmak istiyoruz. Buna da ahde vefa denen bir şey var. İnşallah başarırsak rahmetlik Alaaddin abinin adını, Alaaddin Kurt'un adını vermek istiyoruz. Değerli hocam, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Bülent hocam burada aramızda, işin başında. Bu ayın 27'sinde de yine bir toplantımız var o konuyla ilgili. İnşallah bu proje gerçekleşirse hem bu bölgenin tanınımı bilinme artacak, hem de insanları depremle yaşamasını öğretmeye çalışacağız. Depremin bir kaderi olmadığını anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben izin verirseniz biraz havayı dağıtmak için, hayat devam ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama hayat devam ederken de tedbirleri elden bırakmamak lazım. Evet Erkan kardeşim, gelir misin buraya bir? Gel seni bir şöyle bir alkışlayalım. Evet, basından izlemişsinizdir. Erkan Işık kardeşim, o günkü Amerika Devlet Başkanı, kim gelmiş Türkiye'ye? Clinton gelmiş değil mi? Sen ne yaptığını sonra resimlerden gördün. Ne yapmıştın? Yani ne yapmıştım? Burnumu sıkmıştım. Burnu. Benim de burnumu o şekilde sıkabilir misin? Şimdi Erkan, bu yukarıda konuştuk. Bu olayından dolayı Erkan kardeşim öğrenci. Biz de değerli il başkanım yanında söz verdik. Erkan üniversiteyi kazanırsa Gebze ticaret olarak onun masrafını biz karşılayacağız. Erkan bu şeyi, gerçeği yaşamış. O deprem anını yaşamış. Sonradan o duygularını daha da öğrenmiş. İnşallah ileride depremle ilgili, yer bilimleriyle ilgili bir enstitüye gider. İşin içinden gelen biri olarak biz de ona her türlü desteği vereceğiz. Peki senin şu anki duygularını alabilir miyiz? Yani ben şöyle demek istiyorum. Dediğiniz gibi deprem yani oldu. Ateş düştüğü yeri de her yeri yaktı. Ben bu durumdan hoşnut değilim mesela. İşte bu kadar insan acısı varken mesela gelip de işte başkanın bunun üstünde mutlu olamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Biraz hava değişimi oldu. Yani ne bakımdan? Yani ağlayan bir ülkeye gülümsettin diye bir şey diyorlar gazeteci abilerim falan. Yani bir tek bu bakımdan mutluyum. Çünkü biz de deprem yaşadık. Ailemden, yakınlarımdan kaybolanlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Buradan hayatını kaybedenlere de rahmetle diyorum sana. Bundan sonraki başarında sağlıklı mutlu günler diliyorum sana. Ben de teşekkür ederim size buraya. Ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri buluşturduğun için sağ olsun. Evet. Zaten biraz sonra değerli Mehmet hocam, Bülent hocam bize deprem gerçeğini anlatmaya çalışacaklar. Biz oda olarak sosyal boyutta neler yaptık? Biz hep şunu söyledik. Sağlam bina, bilinçli insan. Peki bizim ülkemiz neden bir Japonya gibi olmasın? Onlardaki kayıpları görebiliyoruz gerçekten. Buna hazırlıklımız değil miyiz? Biraz sonra çok değerli hocalarımız anlatacak. Biz de bu deprem bilincini oluşturmak adına depremden sonra neler yapılabilir? Çünkü o afet öncesi, aynı an ve sonrası 72 saatin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz günlük nüfusu 1,5 milyon olan, bu yerleşkede gece 800 bin kişi olan ve Türkiye'de bir örnek bölge, aynı zamanda ikamet edenlerin çok çalışanın bulunduğu bir bölge. 72 ilin toplamından fazla vergi veren, 65 ilin toplamı kadar ihracat yapan. Ben hep anlatırken bu bölgeyi, Gebze'yi, Allah Türkiye'nin her tarafını aynı şekilde yapsın dedi. Bundan iyi dua olmaz. Ülke olarak hep birlikte kalkınacağız. Biz yetkililerden deprem simülasyon merkezinden sonra onları katkı muhakkak verecekler. Bir depremde toplanma merkezi istiyoruz. Geçen gün İl Afet yetkilileri şunu söyledi. Gebze'de sadece 40 nokta olduğunu söylediler. Bu noktaların belirgin adreslerle belirtilmesi söyledi. Ama bizim istediğimiz toplanma merkezi o değil. Bir çay bahçesinin olduğu yer değil. Ya da bir açık alanın olduğu. Bizim inşaatçılar mühendisler odasıyla birlikte talep ettiğimiz yer, mimarlar odasıyla birlikte talep ettiğimiz yer, modern bir toplanma merkezi. Bu fırsat elimize geçti. Bakın askeri kışla gitti gidiyordu TOKİ'ye. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, orayı size bağışlıyorum, millet parkı yapıyorum. Bugün o millet parkının hiç dokusu bozulmadan, halka açık olan yerine hiç dokusu bozulmadan altyapısı hazırlanarak gerektiği zaman buradan diğer bölgelere de yardım yapabilecek şekilde işte radyasyon önlemi alınmış, hijyenik ortamın sağlık bakımından hazırlanmış. Çok affedersiniz, gerektiği zaman oradaki bankoların tuvalet olacak şekilde hazırlandığı,
bizim acil ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir yer olarak yapılabilir. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bu bölgede o kadar geniş bir alan bulmanız mümkün değil. Üstü yine Millet Parkı olsun, Atatürk Parkı olsun, ne olursa olsun fark etmez. Açık alanın altında bunları yapabiliriz. Biz yetkililerden bunu talep ediyoruz. Özellikle meslek odası başkanlarından, sivil toplum odası başkanlarından müsir. Peki, biz bunun yanı sıra kurum olarak bize düşen görev nedir? Neler yapabiliriz? Biz bu bölgede baktık ki Türkiye'de 2018 yılı itibariyle 18 bölgede kan merkezi statüsünde kan bankasının bulunduğu yer var. Yani kan merkezi müdürlüğü var. Neden bir yer bu bölge olmasın dedik. Sağ olsun yetkililer bize o izni verdi. Kan merkezi müdürlüğünü aldık bu bölgeye. Bir Türk Kızılay binası yapıyoruz. Kan merkezi müdürlüğü yapıyoruz. Bu yetmedi. Bu özel günlerde insanların bilinçlenmesi için 550 kişilik bir eğitim ve taziye salonu yapıyoruz aynı bina. Aynı bina. Biz de bu şekilde bir nebze de olsun bölgemizin insanına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız şu. Yarın öbür gün böyle bir şey, bu bir gerçek olacak. Bundan kaç olduğu zaman acaba biz kurum olarak ne kadar hazır? Biz de elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda bana destek veren özellikle meclis üyesi arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Çayırova Belediye Başkanı'na yapmak istiyorum. Bir telefonla bize 1700 metrekare yer tahsis etti. 1700 metrekare. Gerçekten alkışlamak istiyorum kendisini. O da kendisi de duyarlı davrandı. Ayrıca Kocaeli Afet İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar ve bundan sonra verecekleri destekler için. Evet, bizim istediğimiz toplanma alanı olursa belki de bu askeri kışla diğer illere de örnek olur diye düşünüyorum. TOKİ'den arındırıldı nasıl olsa. Artık onun kullanım hakkı bizlerin. Bizlerin olduğuna göre bizim de ortak talebimiz bu diye düşünüyorum. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum ama bir iki konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Çok değerli hocalarım burada. Şimdi biz hep dedik ki AFAD gönülleri olmuşsun. Bizim aslında depremde kaybettiklerimizin bir kısmı da bilinçsiz yaptığımız yardımlardan dolayı kaybettik. Bunu kabul etmek lazım. Depremden sonra bu bölgede yerelden genele diye bir panel vardı yıllar önce. Ben de orada konuşmacıydım. Yapılan tespitlere göre engelli sayısı Marmara'da daha çok artmış depremden sonra. Biz ticaret olarak engelleri iş dünyasına kazandırma projemiz var. Bundan birkaç önce basına yansıdı. O projenin de çalışmaları devam ediyor. Ama her proje hayat bulur mu, bulmaz mı? Onu da bilmiyorum. Tabii onun altyapısını çok güzel yapmak lazım. Geçenlerde sağ olsun Ahmet Beyler bir toplantı yapmışlar. Afet gönüllerini bilinçlendirme toplantısı. Çok üzüldüm. 170 civarında kişi katılacağım demiş ama maalesef 13 kişi katılmış. Değerli arkadaşlar. Bizim muhakkak bu tür eğitimlere katılmamız lazım. Duyarlı olmamız lazım. Biz duyarlı olmaktan sonra sonradan huf etmenin bir anlamı yok. Sadece kaçırdığımız trenin arkasından bakarız. Bunu samimi olarak söylüyorum. Ben bugün dualarınızla, yapacağınız dualarla ölmüşlerimize tekrar rahmet ediyorum. Rahmet dileklerimi iletiyorum. Onların yeri mekanı cennet olsun diyorum. Buradan sonra program devam ediyor. Saat 18'de de kabristandayız. Rahmetli Alaaddin abinin mezarı başında hepimiz duamızı yapacağız. Görevlerimiz yeni. Müsait olanları orada bekliyoruz. Evet. Biz yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için bundan sonra ne yapabiliriz? Onun hesabını yapmak zorundayız. Evet. Depremin kayıplarını en aza indirmek adına. 2 gün sonra biliyorsunuz Afet gönüllüleri de var aramızda. Onlar da bugün katıldı. Özellikle bir arkadaşımız geçen gün gelememişti. Bugün geldi. Çok duyarlı davrandı. Ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Aradı bugün. Görevliydim. Gelemedim dedi. Bugün izin almış gelmiş. Evet. Salı günü mübarek Kurban Bayramı. Bizim için milli ve dini bayramlar çok önemlidir. Bizim hoşgörünün hakim olduğu, egemen olduğu bir dünya. Barışın, sevginin hakim olduğu bir dünya düşünüyorum. Tabii bir İş dünyasını temsil eden bugünlerde biliyorsunuz ekonomi göstergeler zor bir süreçten geçiyor. Ama bu bizim pazarın belirlediği bir süreç değil. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. İş dünyasını ya da sizlerin, tacirin, tüccarın belirlediği bir pazar değil. Diş güçlerin müdahalesi sonucunda oluşan bir pazar. Bizim dışımızda gelişen.
Ama biz üretmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan zor günlerde kaptanın işi nedir? O gemiyi ulaşacağı limana ulaştırmak. Hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar. Belki mali kayıplarımız olacak. Önemli olan sağlığımız ve düşüncelerimiz kayıp olmasın ki bu vatanın geleceği bize ve bizlerden sonrakilere bağlı. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını kutluyorum. Kazasız, belasız, sevginin, barışın egemen olduğu bir bayram diliyorum hepinize. Evet. Geçmişten beri, milattan önceden sonradan itibaren bu bölgelerde depremler olmuştur. Ama maalesef depremleri ortaya koyacak bilgi doküman belgelerimiz çok açtı. İşte 1557'lerde olan İstanbul depremleri. Hızla geçersek şöyle yazıları da böyle okumak kaydıyla Gebze bölgesinde figürler devam ediyoruz. Küçük kıyamet, büyük kıyamet diye adlandırılan o depremler gelmiş geçmiştir. O gün tabii fotoğraflar, belgeler, videolar olamadığı için. İsterseniz biraz önce izlediğimiz video, o dönemde çıkan bütün gazeteleri satın aldık. Yüzlerce fotoğraf topladık, kendimiz çektik. Hatta fotoğraflar daha önce büyüyünce kendi fotoğrafımı gördüm orada, dışarıda da o sergide. Bunları bila bedel bütün araştırmacıların dikkatine sunmak istedik. Odamızla beraber Kültür Müdürlüğü'nde sergiyi açtığımızda kütüphanemize resmen yetki de verdiler ve 3 yıllık bir mücadelemizdi. Kültür Bakanlığı resmen araştırma kütüphanesi olarak tescil etti kütüphanemizi. Bu bilgilerin tümü orada. 17 Ağustos Marmara depremi. Sözümü toparlıyorum. Tarihten ve ders ve ibret almamız gerekiyor. Bazı belgeler diyor ki Eskihisar Kalesi'nin önünde bir şehir vardı. O şehir bilmiyoruz hangi depremlerde battı ve bugün oraya dalışlar yapıldığını biliyoruz ve dalışlarda kent, bir batık kentin olduğundan bahsediliyor. Zaten Marmara, İzmit Körfezi Havzası bir deprem kuşağı, deprem bölgesi. Buradan bu noktada da ciddi araştırmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve MÜSİAD Başkanımız da burada. Dün hatimler okundu. 450 civarında hatmin duası yapıldı Gebze Mustafa Paşa Camii'nde. Gebze olarak deprem noktasında bir tık değil, birçok tık ileride olduğunu gösterdi değerli oda başkanımızın öncülüğünde. Bana ne neme lazım değil, büyük düşünür Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi kim var dendiğinde bir adım öne çıkmamız gerekiyor. Gerçekten çok seçkin bir topluluk bu topluluk. İnşallah bu topluluktan, bu bilgilerden biz derlemeler yapmak suretiyle geniş raporlar, bilgiler, şu anda görsel olarak da bir iki kameramız bunu çekiyor. Tarihe not düşmüş olacağız. Ben bir alkış istiyorum değerli oda başkanımıza. Gerçekten ciddi emek sarf etti hocalarımıza ve en önemlisi de siz değerli davetlilere. Çok teşekkür ediyor. Selam ve saygılarımı arz ediyorum.